ve düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri ağırlamaya devam ediyor. Bugün de konuğu Malezya Başbakanı oldu. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı, açıklamalar da oldu. Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderleri ağırlıyor. Anlaşmalar yapılıyor, imzalar atılıyor. Bu kapsamda Ankara'nın son konuğu Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup oldu. Başbakan Yakup'u Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı. Merhaba asker. Nasılsınız? Sizler de sağ olun. İki lider karşılaşma töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Daha sonra kamera karşısına geçen liderler açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Malezya ilişkilerine ilişkin konuştu. Sayın Başbakan'ın teklifi üzere ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Bu da münasebetlerimizin ulaştığı müstesna seviyenin yeni bir nişanesi olmuştur. Cumhurbaşkanı Malezya ile ortak aşı geliştirme çalışması yapılacağını söyledi. Yerli ve milli aşımız Turkovac'ın Malezya'da kullanıma sunulması dahil aşı teknolojisi transferi, tecrübe paylaşımı ve birlikte aşı geliştirme gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Sağlık, sağlık turizmi, savunma sanayi, eğitim ve iletişim alanlarında yeni anlaşmalar imzalamak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kazan kazan anlayışına vurgu yaptı. Türkiye olarak yeniden Asya girişimimizle, kazan kazan anlayışıyla Asya'daki tüm kardeşlerimizle işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu vesileyle Asya Pasifik bölgesine yönelik girişimlerimizde Malezya'nın desteğini hep yanımızda hissettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bu desteğin artarak devam edeceğine eminim. İçişleri Bakanlığı sığınmacılarla ilgili söylemleriyle halkı galeyana getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için harekete geçti. Suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede Özdağ'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılması istendi. Buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Hatay'a girene kadar bütün Zafer Partililer burada. Türkiye'den ki bütün Zafer Partililerine de çağrıda bulunuyorum. Kalkın gelin buraya arkadaşlar. İç savaş çıkacak, Hatay sınırına mayın döşeyeceğiz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bu söylemleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Özdağ'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılması istendi. Açlık grevi yapmayacağız. Basın açıklaması da yapmayacağız. Stand çadır da kurmayacağız. Bildiri de dağıtmayacağız. Afiş de asmayacağız. Yazılama da yapmayacağız. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sığınmacılarla ilgili olumsuz söylemleriyle gündemde. Her fırsatta savaş çağrısı yapıyor, sığınmacı düşmanlığını dile getiriyor. Son iç savaş çıkacak açıklaması üzerine İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Biz suç işlemeyiz. Dilekçede soruşturmada öncelikle şikayet edilenin cezai ehliyetinin olup olmadığıyla ilgili araştırma yapılmasını talep etmekteyiz denildi. Özdağ'ın gerçek dışı iddialarla hayal ürünü ithamlarda bulunduğu belirten dilekçede, devletin organları ve teşkilatları hakkında kamuoyunu olumsuz yönlendirmek ve etkilemek amacıyla dayanıksız, yalan, yanlış, yanıltıcı ve provokatif ifadeler kullanıldığı kaydedildi. 2023 Haziran'ından itibaren Suriyeli misafirlerimiz vatanlarına geri dönmeye başlayacaklar.
Hatay'da Suriyelileri ancak turist olarak göreceğiz. İçişleri Bakanlığı görevi kötüye kullanan belediye başkanları için de harekete geçti. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen CHP'li İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar görevden uzaklaştırıldı. Aksaray'ın Yenikent Beldesi'nin bağımsız belediye başkanı Mehmet Emin Yumuşak da haksız kazanç elde ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle görevden alındı. CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İngiltere kabinesinde peş peşe istifalar geldi. İstifaların ardından Başbakan Boris Johnson da istifa ettiğini açıkladı. Yeni bir lider gelene kadar hizmete devam edeceğini duyurdu. İstifa edeceğine dair söylentiler çıkmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu söylentilerin ardından açıklamalarda bulundu. Başbakan Johnson konuşmasının başında Muhafazakar Parti'nin ve Başbakanlık koltuğunun yeni lidere ihtiyacı olduğunu söyledi. Partisinin liderliğinden ayrıldığını belirtti. Johnson yeni lideri seçme sürecinin derhal başlaması gerektiğini ve takvimin önümüzdeki hafta açıklanacağını ifade etti. Başbakanlık koltuğunu bırakma kararına ilişkin Johnson yeni bir lider gelene kadar hizmet edeceğim ifadelerini kullandı. Johnson, dünyanın en iyi işini bıraktığım için ne kadar üzgün olduğumu bilmenizi istiyorum ama olacağı buymuş, dedi. Başbakan Johnson konuşmasında 2019'da kendisine oy veren milyonlara teşekkür etti. Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak. Böylece İsrailli havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşları yeniden başlayacak. Anlaşmanın gün içerisinde imzalanması bekleniyor. Türkiye ile İsrail heyetleri hava ulaştırma konularını görüşmek amacıyla geçen günlerde bir araya geldi. Toplantıda İsrailli havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşlarına tekrar başlama talepleri ele alındı. Görüşmede imzalanacak yeni bir havacılık anlaşmasıyla havayolu trafiğini genişletme kararı alındı. Konuyla ilgili İsrail Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaptı. İki ülke arasında 1951'den bu yana sivil havacılık alanında ilk kez bir anlaşmanın imzalanacağı açıklandı. Anlaşmaya göre Türk ve İsrailli havayolu şirketleri karşılıklı uçuşlara yeniden başlayacak. Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte dünya genelinde bir akaryakıt krizi oluşmuştu. Peş peşe akaryakıta zam gelmişti. Ancak araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber var sırada. Motorine 2 lira 10 kuruşluk bir indirim geliyor. Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlar sürücülerin çilesi olmuş durumda. Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle petrol varil fiyatlarındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Ancak bu kez sürücülerin yüzünü güldürecek gelişmenin sinyali verildi. Geçtiğimiz günlerde benzine beklenen 96 kuruşluk zam, Brent petrol fiyatlarının ani düşüşüyle iptal edilmişti. Geçtiğimiz gün Brent petrol yeniden düşüşe geçti. 100 doların altındaki seyri şaşırttı. Hal böyle olunca motorinde indirim beklentisi oluştu. 25 Nisan tarihinden bu yana en yüksek düşüşü gösteren Brent petrol nedeniyle 8 Temmuz Cuma günü itibariyle motorine 2,10 TL'lik indirim yapılması bekleniyor. Tarım ve hayvancılık alanında adından sıkça söz ettiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi bir hizmeti daha devreye aldı. Bugün Tortum Canlı Hayvan Pazarı'nın açılışı yapıldı. Önce Erzurum'da, şimdi ilçelerde canlı hayvan pazarları kuruluyor. Son olarak Tortum Canlı Hayvan Pazarı'nın açılışı yapıldı. Tarım Hayvancılık Daire Başkanlığı'nı ilk kuran belediyeyiz. Ve tarım hayvancılık konusunda bütün şehirlerden önde sizlere hizmet yapmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde sizlere tarım hayvancılık konusunda hakikaten dişe dokunur hizmetler yapıyoruz. Hayvancılık alanında adından sıklıkla söz ettiren Erzurum'da bu alanda yatırımlar hız kazandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi canlı hayvan pazarlarını peş peşe açmaya başladı.
Bu kapsamda Tortum Canlı Hayvan Pazarı'nın da İkmal İmalat ve Montaj Müdürlüğü ekiplerince yapımı tamamlandı. Yapımı tamamlanan hayvan pazarı için açılış yapıldı. Açılış İstiklal Marşı ile başladı. Açılışta konuşan Başkan Mehmet Sekmen, tarımsal alanların değerlendirilme yöntemini anlattı. Tarım ve hayvancılığın merkezi olan Erzurum'da hayata geçirdiğimiz etkin projeler sayesinde önemli miktarda 1 milyonu aşkın hektarlık tarımsal alanda bölgemiz ve şehrimizin kaynaklarını modern ve teknoloji yöntemlerle değerlendirmekteyiz. Bildiğiniz gibi ilimiz 16 milyon dekar meri alanına sahip, 860 bin büyükbaş, takrib olarak bu 1 milyon, 1 milyon küçükbaş ve takrib olarak da 500 bini aşkın dışarıdan gelen olmak üzere toplam 2,5 milyon hayvan varlığına sahibiz. Hakikaten gece gündüz çalışıldı. Türkiye'nin hatta dünyanın en iyileri arasına girecek bir hayvan pazarı Erzurum'da yapıldı. Bütün ilçelerimizde bunlar yapılmaya devam ediyor. Açılışa AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da katıldı. AK Parti demek hizmet demek ifadelerini kullandı. Çok büyük işler yapıldığını söyledi. AK Parti demek 20 senedir Türkiye'nin her yerinde ama her yerinde hizmet demek. Koşuşturma demek, vatandaşa neye ihtiyacı varsa onu vermeye gayret etmek demek. Çok büyük işler yaptık. Erzurum'da da çok büyük işler yaptık. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Erzurum İl Başkanı Naim Karataş da Başkan Sekmen'den övgüyle söz etti. Bugün burada buradan gördüğünüz zaman değerli Büyükşehir Belediye Başkanı maşallah dağları delmiş burada. Güzel bir hayvan pazar alanı yapıyor. Buradaki çiftçilerimiz, hayvana ulaşan değerli vatandaşlarımız işte burada güzel birlik beraber içerisinde hayvanlarla güzel burada satışını yapacak. Başkan Sekmen projede emeği geçenlere teşekkür etti. Buranın yapımında bütün arkadaşlarımızın emeği geçti. Ama özellikle Tahir kardeşimiz diye bir müdürümüz var. Onun büyük gayretleri oldu. Ben hem diğer arkadaşlarımıza hem Tahir kardeşimize teşekkür ediyorum. O benim elim, kolum, her şeyim. Gerek Erzurum içinde, gerekse Erzurum dışında birçok hizmete onunla koşuyoruz. Koşmaya devam edeceğiz. Tabii birçok arkadaşın emeği geçiyor ama özellikle onu ben sağa sola koşturuyorum. Ve birçok şu gördüğünüz eseri kimseye para vermeden sadece malzeme parası kendi elemanlarımızla yaptık. Konuşmaların ardından açılışı yapılan Tortum Canlı Hayvan Pazarı'nın önünde fotoğraf çekimi oldu. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sağlıklı yeşil alanlar için faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de orman gençleştirme çalışmasıydı. Bölge Müdürü Oktay Ayatay bu çalışmanın ağaç katliamı olmadığına dikkat çekti. Ormandaki ağaçlar bir bir kesiliyor. Kulağa ilk duyuşta kötü bir faaliyet gibi gelse de aslında bu çalışma ağaçların sağlığı için yapılıyor. Yeterince beslenemeyen ağaçlar kesiliyor, yerlerine yenileri dikiliyor. Ormanları geliştirmek misyonuyla yola çıkıldı. Yeşil alanların sağlıklı kalması için kollar sıvandı. Tohum üretiyoruz, tohumdan fidan üretiyoruz. Üretilen bu fidanlar son olarak toprakla buluşturuluyor. Şehrin dört bir yanını ağaçlandıran Orman Bölge Müdürlüğü gençleştirme çalışmalarını da aksatmıyor. Gelecek vaat etmeyen ve yeterli büyümeyi sağlayamamış ağaçlar kaldırılıyor. Yerlerine daha genç ve sağlıklı fidanlar bırakılıyor. Şimdi tabii biz ormana fidanı diktikten sonra fidanı kendi başına bırakmıyoruz. En az 3 yıl bunu her sene bunların otla, kuraklıkla herhangi bir şeyle mücadelesini sağlamak için yani onlara destek olmak maksatıyla ot alma, bakımıdır, çapalamasıdır vesaire. Yangınlar, haşereler. Ormanlar ayrıca dışarıdan gelen her türlü tehlikeye karşı korunuyor. Bunun için bir takım tedbirler alınıyor. Ondan sonra diyoruz ki 3 sene bakımını yaptık. Kuruyanlar varsa tekrar tamamladık. Bunun dışında ne yapıyoruz? Ağaçlar biraz daha büyüdüler oldukları yerde. Fidanlar birbirlerine değmeye başladılar. Dalları birbirine değiyorsa bu defa seyrekleştirmek gerekiyor. Daha iyi büyüyebilmek için daha rahat ışık almaları ve bunun yanında daha topraktan besin alabilmeleri için
Bunları biraz daha seyretmek gerekiyor. Yeterli besin alan ağaçlar büyümeye devam ediyor. Bir kısmı artık yaşlı hale geliyor. Bunun için de gençleştirme çalışmaları yapılıyor. Gençleştirme işlemi için ağaçların seyreltilmesi gerekiyor ancak vatandaşlar bu durumu yanlış anlayabiliyor. Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay bu konuya dikkat çekti. Orman köylümüz daha çok bizim yapmış olduğumuz çalışmaların farkında biliyor. Hani niçin yaptığımızı biliyor. Onlar da çok garipsemiyor ama tabii insanlarımız da böyle bir acaba diyor niye kesiliyor? Ormanlar acaba bir katliam mı? Hayır öyle değil. Teknik olarak onu yapmazsanız ormanları dayanıklara getirmezsiniz. Ondan sonra böcektir, fırtınadır, kardır bu tip tedbirlere karşı, tehlikelere karşı tedbirsiz bu durumuna düşürmüş olabilirsiniz. Ormanlarımızı her zaman yaşlı ormanlarımızı gençleştiriyoruz. Genç ormanlarımızın bakımlarını yapıyoruz. Ayatay, bölge müdürlüğü olarak çalışmalarına planlamalar dahilinde devam edeceklerini dile getirdi. Erzurum polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Son olarak gece yarısı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor. Erzurum polisi gece gündüz demeden operasyonlara aralıksız devam ediyor. Peş peşe gidiyorsunuz arkadaşlar. Son olarak Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı. Uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli şahıslara gece baskını düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada bir kuru sıkı silah, mermi, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kurban Bayramı'na 2 gün kaldı. Peki dini açıdan Kurban Bayramı ne ifade ediyor? Kimler kurban kesmekle mükellef? Bu soruların cevabını Erzurum Çat Müftüsü Sebahattin Erdoğan verdi. Kurban Allah'ın rızasını kazanmak, ona daha fazla yaklaşmak için belirli hayvanların İslami usullere uygun olarak kesilmesidir. Biz kurban kesmiş olmakla, yani kurban kesmekle Allah Celle Celaluhu'nun kuluna verdiği herhangi bir emri hemen yerine getirmek, ya Rabbi ben senin emrine muti oldum demektir asıl itibariyle kurban. Bir manada da Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini göstermektir. Kurban Bayramı yaklaştı. Kurban kesmek İslamiyet'te vacip olan bir ibadet. Mezhepler arası farklılıklar olmakla beraber Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vacip. Bu ibadeti yerine getirebilmek için de belirli şartlar var. Biliyorsunuz İslam'ın zenginlik ölçüsü nisaptır. Nisap miktarı mala sahip olması gerekir kişi. Bu 80.18 gram altına veya buna mukabil paraya sahip olan kişinin kurban kesmesi de vaciptir. Bir de kurban kesecek kişide olması gereken şartlar var. Kişide bulunması gereken şartlar Müslüman olmalı kişi. Akıl bali dediğimiz akli melekeleri yerinde olmalı ve buluğ çağına ermiş olmalı. Ulemanın çoğunun görüşüne göre de mukim olmalı. Yani sefer mesafesi bir yolculuğa çıkmamış olmalı ki kurban kendisine vacip olabilsin. Kurbanlar genellikle bayramın ilk günü kesilmiş oluyor. Ancak üçüncü güne kadar da kurban kesilebiliyor. Bayramın birinci gününe kurbanlarımızı zaten genellikle keseriz. Mezhepler arası yine görüş farklılıkları olmakla beraber bayramın üçüncü gününe kadar kurban kesilebilir. Ve kurban bağışı. Eğer kişi kurban kesmeye yükümlü olduğu halde, mali gücü olduğu halde gerek zaman bulamamaktan veyahut birden fazla kurban kesmekten dolayı farklı bir kurban kesmeyi istiyorsa bu minvalde vekaletle kurbanını başka kurum veya kuruluşlara kestirebilir. Bunun için Türkiye Diyanet Vakfı bağışçısıyla ihtiyaç sahibi kişiler arasında bir köprü görevi görüyor. Türkiye Diyanet Vakfımız uzun yıllardır kurban bağışlarını kabul ediyor. Bu senede gerek il ve ilçe müftülüklerimiz vasıtasıyla gerekse online olarak kurban bağışlarını kabul ediyoruz. Ve yurt içinde yurt dışında mazlum coğrafyalara, mağdur coğrafyalara kurban vekaleti aldığımız kardeşlerimizin o vekaletlerini, kurban ibadetlerini ulaştırıyoruz. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlemiş olduğu yurt dışı kurban bedeli 1800 TL, yurt içi kurban bağışımız ise 2250 TL. Evet.
Erzurum'da antrenmanlarını sürdüren 23 yaşındaki profesyonel basketbolcudan bahsedeceğiz. O Süper Lig'de hayal ettiği takımların formasını giyebilmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Hedefi Süper Lig olan genç basketbolcu 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Müzik 23 yaşındaki profesyonel basketbolcu Yusuf Necip Seçen'in en büyük hedefi Süper Lig'de forma giymek. Bu hayaline ulaşmak için gece gündüz çalışıyor. Müzik Yusuf'un Erzurum'u tercih etmesinin en büyük nedeni ise... İstanbul'daydım ben bir süredir. Yani orada antrenmanlarımı yapıyordum. Ailem burada yaşıyor. O yüzden de bir nevi buraya geldim. Hem de burada antrenman yapmak rakım olsun, işte havası olsun. Batı'ya gittiğimizde daha bize avantaj sağlıyor. Yusuf belli bir süre ise Erzurumspor forması terletti. Trabzonspor'da A takımda Süper Lig'de başladım profesyonel kariyerime. Ondan sonra 2. lige geldim Erzurumspor'a. Trabzonspor kapandı. Ondan sonra işte 3 sene burada Erzurumspor'da oynadım. Yusuf'un Süper Lig'de hedeflediği takımsa siyah beyazlı ekip. Beşiktaş gibi camiada da oynamak isterim. Böyle. Pençekilit operasyonu bölgesinden acı haberler peş peşe geldi. 3 Mehmetçik teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Ateş bu kez Konya, Kocaeli ve Kahramanmaraş'ı yaktı. Pençekilit bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi yürekleri yaktı. Konya, Kocaeli ve Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü. Acı haber Pençekilit operasyon bölgesinden geldi. Teröristlerin açtığı taciz ateşinde 3 Mehmetçik yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan askerlerimiz yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade uzman çavuş Muhammed Mustafa Koca, 26 yaşındaydı henüz. 1 yıllık nişanlıydı. Sene sonunda düğün yapmaya hazırlanıyordu. Ailesiyle 3 gün önce konuşmuş, Kurban Bayramı'nda ziyaretlerine gideceğini söylemişti. Bütün bu planları, hayalleri yarım kaldı. Uzman çavuş Muhammed Mustafa Koca, gencecik yaşında vatan uğruna canını verdi. Şehit kocanın acı haberi baba ocağı Konya'ya ulaştı. Aile gözyaşlarına boğuldu. Evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Piyade uzman çavuş Ömer Ertuğrul Sarı da silah arkadaşıyla aynı kaderi paylaştı. 27 yaşındaki uzman çavuş vatanı uğruna şehit oldu. Bekar olan şehidin şehadet haberi memleketi Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki evine ulaştı. Anne ve babası acı haberi yetkililerden aldı. Şehit Sarı'nın evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Piyade uzman çavuş Murat Yıldırım ise 36 yaşındaydı. 5 çocuklu ailenin en büyüğüydü. Kendisinin de 3 çocuğu vardı. Çocukları yetim kaldı. Hain teröristler onu da şehit etti. Acı haberi memleketi Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştı. Şehit Yıldırım'ın baba ocağı ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şehitlere veda. Piyade uzman çavuş Muhammed Mustafa Koca için Konya'da, piyade uzman çavuş Ömer Ertuğrul Sarı içinse Kocaeli'de tören düzenlendi. Vatan evlatları gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi 9. Kolordu Komutanlığı ile ortak bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında kan ve kök hücre bağışı yapıldı. Ordu millet el ele sloganıyla yola çıktılar. Kan ve kök hücre bağışında bulundular. Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2231. yılı kapsamında etkinlikler düzenlendi. Erzurum'da da Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve 9. Kolordu Komutanlığı bir araya geldi. Ordu millet el ele sloganıyla bir etkinliğe imza atıldı. Teşekkür ettiyse de bu fikir Abdullah Bey'in bize yaptığı kutlama ziyaretinde gerçekleşti. Öneri ondan geldi. Biz de her zaman olduğu gibi milletimizin yararına olan, milletimizin faydasına olan her şeyde
ordumuz hazır mantığından hareketle bu öneriye destek verdik. Etkinlik kapsamında meclis üyeleriyle 9. Kol Ordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve askerler Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu. Erzurum'daki çeşitli dernekler de etkinliğe katılım sağladı. Bizleri bir araya getirerek bu güzel ve değerli ve de hayırlı işe vesile olmamıza sebep olan 9. Kol Ordu Komutanımız Tümgeneral Sayın Erhan Uzun Paşa'mıza minnet ve teşekkür duygularımızı arz ediyor. Türk Kızılay'ına nice bağışlar yapılmasını temenni ediyorum. Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi futbola ilgi ve yetenekleri olan çocuklar için çalışıyor. Bu kapsamda Van'da bir futbol okulu açıldı. Çocuklar futbol hünerlerini UEFA ile sergiliyor. Kurulan futbol okullarıyla çocuklar futbolla tanıştırılıyor. Çocuklar sonuçlardan önemlidir sloganıyla yola çıkan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi çocuklar için çalışıyor. Futbola ilgisi olan çocuklar bu akademiyle hayallerini yaşıyor. UEFA, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde okullar açıyor. O okullardan biri Van'da açıldı. Futbol okulu etkinlikleri kapsamında Van'dayız. Açılışta bir de turnuva düzenlendi. 1-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen turnuvaya Van'ın yanı sıra Şanlıurfa, Kars ve Şırnak'tan da katılımlar oldu. Çocuklar hem tanışıp kaynaştı hem de yeteneklerini sergileme imkanı buldu. Van UEFA Cup turnuvası 2023'te Erzurum'da düzenlenecek olan UEFA Palandöken Cup futbol turnuvasına da bir ön hazırlık oldu. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.